Ben Sevgi, kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlarım. Yine mekanda online'ız. Yani müthiş bir ürün deneyeceğiz. Sıfatımın farkındayım. Sevgi, nedir bu kılık, bu ne hal derseniz yine merak etmeyin. Yine her şey kontrol altında. Çünkü bu videoyu kapatırken böyle görünmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Bugün süper ürünler deneyeceğiz beraber. Geçmişte de biliyorsunuz Ozon World'ü ne kadar sevdiğimi sizinle paylaşmıştım. Yine ürünlerini sizinle beraber denemiştik. Ve sizden geri dönüşler o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. O kadar güzel yorumlar aldım ki. Tekrar verdiğim siparişte de yepyeni ürünleri denemek istedim. Genelde cilt bakım deniyorduk. Bu sefer cilt bakımını ek, bir de saç bakımı eklemek istedim. Duştan yeni çıktım. Yine rutinimi yapacağım aynı şekilde sizlerle. Bunu geçen videoda size göstermiştim. Normalde bu videonun konusu olan ürünler farklı. Ama benim en sevdiğim ürün yine Ozon World'ün olduğu aydınlatıcı temizleme köpüğü. Ben sürekli bu ikisini kullanıyorum. Yine hızlıca geçeceğim buraları çünkü bahsetmek istediğim başka ürünler var. Fakat duştan yeni çıktıysak bir rutinimi yapayım isterim. Bu üründen bahsetmeyeceğim çünkü bahsetmiştim. İzlemediyseniz eğer şuraya bırakıyorum bir önceki videomuzu. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar bugün 2 artı 1 ürün deneyeceğiz. 2. Bir tanesi bu. Ozon World'ün bu keratin plus ürününü deneyeceğiz. 2 numarada da şimdi cildimi temizledim. Çünkü besleyici cilt bakım kremi deneyeceğiz. İçeriklerden bahsedeceğiz. Birlikte deneyeceğiz. Cildimi bu kadar güzel temizlemişken hemen öncelikle bundan başlamak istiyorum. Arkadaşlar içeriği beni en etkileyen şey oldu. Besleyici cilt bakım kreminin içerisinde kolajen, vitamin C, aloe vera ki ne kadar biliyorsunuz cildimize yararlı olduğunu ve hyaluronik asit bulunuyor. Yüz, diz, dirsek ve genital bölgelerdeki cildin renk tonunun açılmasına yardımcı olur demişler. Tam ihtiyacım olan şey biliyorsunuz. Kullanımı ise temiz bir cilde sabah ve akşam masaj yaparak uygulayın demişler. Tamamen böyle bildiğimiz bir krem. Hemen açıyorum. Şöyle 50 mililitrelik bir krem bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koruma kısmı var. Bunlar gerçekten iyi oluyor. Kapak açık kalsa da tozdan vesaire koruyor. Ve içerisinde olabildiğince yoğun bir krem gördüğünüz üzere göze çarpıyor. Hemen tabii ki hepimizin yaptığı gibi şöyle kapaktakini de bir sıyırayım. Bir ziyan olmasın. Tertemiz. Bir kokusu var arkadaşlar. Şöyle köpük gibi bir yapısı var. Hemen cildime uyguluyorum. Şöyle masaj yaparak uygulayacağım. Cildini sürdüğünüzde yağlı kesinlikle durmuyor. Bir aydınlık veriyor. Daha ilk kullanımdan böyle söyleyebilirim. Renginin beyaz olmasından da kaynaklı olabilir bu. Evet. Durum böyle. Ve gelelim asıl merak ettiklerimden bir tanesine. Keratin Plus. Bildiğiniz üzere arkadaşlarım saçlarım boyalardan vesaire bayağı yıpranınca ben kendi saç tonuma dönmek istedim. Kendi saç rengime dönmek istedim ve bir hayli saçlarımı uzattım. Sadece böyle uçlarda çok çok az var yok kaldı bu renkler. Saçımın gerçekten bir bakıma ihtiyacı var. Ben Ozon World'ün bütün ürünlerine denemediğim gerçekten bütün ürünlerinin işe yarayacağına dair bir inanç besliyorum. Çünkü kullandığım her ürünü mükemmel çıktı. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Hem gördüğünüz gibi gramajları çok büyük. Ürünler kesinlikle hemen bitmiyor. Siz damla damla kullanıyorsunuz ve çok uzun kullanabiliyorsunuz. Ben bu gibi durumlarda hem fiyatını inanılmaz çıkarttığına hem de gerçekten kaliteli ürünler kullandığına eminim. Keratin Plus'ın bildiğim özelliklerini size söylemek isterim. Saçın kendi yapısına asla zarar vermiyor ve zarar vermeden besleyip bakım yapıyor. Kıvırcık, kuru, benim gibi kabarık saçlarda da bu şekilde uyguladığınızda gerçekten çok iyi olduğu söyleniyor. Hemen birazdan deneyeceğiz. Yani şekillendirmesi zor saç tipleri için bence ideal. Keratin işin içine katılınca böyle ne bileyim çok fazla ısıyla maruz bırakmanıza gerek yok. Nemliyken ya da kuru olarak da şimdi arkasını da beraber okuyacağız ama ben kullanmadan önce çok araştırdığım için sizinle paylaşmak isterim. Hani öyle ısıya, işleme vesaire gerek kalmadan çok güzel bir şekilde saçlarınıza bakım yapıyor, keratin bakımı yapıyor ve şekillendirmeye yardımcı oluyor. Onarım ve düzleştirme özelliği yazıyordu kutuda.
Birazdan tekrar sizinle beraber okuyacağım. Ama ben biraz daha böyle yatıştırma, onarım, bu durumlarını çok sevdim. Hemen kutusunu okumak isterim. Onarım ve düzleştirme özelliğiyle Ozonworld Keratin Plus tüm saç tipleri için uygundur. Keratin nano parçacıklar saç telinin iç yapısına nüfuz eder ve hasarlı saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Ben marka ile iletişime geçip özellikle hamilelik ve emzirme dönemleri için de danışmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ben şu anda emzirme dönemindeyim ve hani hamilelikte de saçıma, cildime ne kullandığıma gerçekten çok dikkat ettim. Ve marka da bana hemen geri dönüş yaptı. Herhangi bir hamilelik ya da emzirme döneminde kullanılan bir sakıncası olmadığından bahsettiler. Bu zaten tamamen keratin içerdiği için de benim için çok güvenli oldu. Tercihen avuç içine bir ya da iki damla olacak şekilde damlatıp avuç içine yayarak saça eşit miktarda uygulanır demişler. Uygulamanın ardından saçı durulamayınız. Kuru veya ıslak saça uygulanabilir. Günde 2 kez uygulanması da tavsiye edilir demişler. En sevdiğim duştan sonra uygulamaktır. Bu yüzden ama şimdi öncesinde saçlarım niye böyle? Hemen söylüyorum. Hemen bu ürünü de denemek istediğim için Ozonworld'un Bambu Tarağı'nda ürüne özel hediye etmişler. Ben de dedim ki madem ürünü deniyoruz gönderdikleri tarağı da deneyelim. Bakar mısınız? Bambu, bambu, bambu. Hazırım. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Günde 2 kere yaptığınızı düşünelim, tamam mı? Islak saç, kuru saç fark etmez. Bu arada şuralar ıslandı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Havluyla böyle göz zevkinizi daha da bozmak istemedim. Şimdi düşünsenize 1-2 damla diyor. Ve ürün 100 mililitre. Günde 2 defa kullansanız da arkadaşlar çok çok uzun süre gidecek. Şimdi ben şöyle 1-2 pompa onların söylediği gibi avuç içime alıyorum. Isıtıyorum. Ve o kadar güzel kokuyor ki durulama gerektirmiyor. Şöyle özellikle uçlara fakat şöyle birazcık yukarılara da çıkacağım çünkü saçları uygulayın demiş. Keratinin saçları nasıl onardığını zaten biliyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim, ilk izlenim olarak mükemmel kokuyor. Bu net. Ve saçlarınızı kesinlikle böyle yağlı yağlı bırakmıyor. Hani böyle bu tarz ürünler kullanırız da saçlarda böyle bir ağırlık olur. Daha size olur mu ya? Bana çok olur. Şimdi mesela benim saçlarım genelde kuru olduğu için ben bu tarz ürünler kullandığımda saçımı kurutur kurutmaz saçım yağlı yağlı olur. Hatta saçıma sürer sürmez biraz böyle ağırlık olur. Ne demek istediğimi anladınız. Ama bunu da şu anda ilk izlenim olarak kesinlikle böyle bir şey yok. Önemli bilgiler demişler. Saçı dış etkenlerden korur. Karışık saçların açılmasına yardımcı olur. Her saç tipi için uygundur. Haricen kullanılır. Ağızı kapalı olarak muhafaza etmemiz söylenmiş. Şimdi bir de saçlarımı kurutacağım. Şöyle tekrar bambu tarakla üstünden geçeceğim. Full kurutmadım. Hafif nemli bıraktım. Böyle bir bakmak istiyorum ağırlık yapıyor mu diye ama yok. Ben tabii ki böyle ürünlerde uzun sürede kullanımda çok büyük etkisini görürüm. Fakat benim için dediğim gibi ürünü kullandığımda aa bak yapısında bir hissediyorum yani ürün olduğunu. Yani bir şey sürdüğün belli. Şöyle yukarıdan gördüğünüz gibi ışık geliyor. Şu hemen üst tarafımda. Daha net görebilirsiniz. Işıl ışıl da yaptı. Fakat benim için en önemli şeylerden biri olan ağırlaşma yok. Ben özellikle bu yüzden bir de kurutup bakmak istedim. Yoksa dediğim gibi tabii ki ürünlerde ilk deneme çok önemli ama bunun dışında da uzun sürede siz bunun etkisini tam anlamıyla görüyor olabilirsiniz. Fakat ilk izlenim olarak, bu bir ilk izlenim videosu. Gördüğünüz gibi böyle yağlı yağlı tane tane gibi duruma böyle bir şey yok ve bilmiyorum. Ben markayı severek kullanıyorum. Bu yüzden bu yeni ürünlerini de almışken sizinle denemek istedim açıkçası. Son olarak videoyu kapatmadan önce hemen bir web sitelerine gireceğim. Bir atladığım bir şey olmasını istemiyorum. Sizle beraber tam anlamıyla değerlendirmek istiyorum. Diyor ki mesela önemli olanlardan bir tanesi. Özellikle paraben içeren kimyasal kozmetik ürünlerinde şampuan, saç kremi ve diğer kozmetik saç ürünleri gibi kullanımdan dolayı zamanla tıkanan saç derisindeki tıkalı gözenekleri açar ve saç derisini besler diyor. Kadın, erkek, çocuk tüm kullanıcılar için uygunmuş. Durulama işlemi gördüğünüz gibi zaten gerektirmezmiş. Özel içeriği sayesinde diyor saçınızın dökülmesini ve kepeklenmesini engelleyerek saçı besler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İşte böyle arkadaşlar. Saç derisi demişken biraz daha aslında bir dahakine böyle yukarılara doğru daha da çıkarım.
Yine vloglarımda vesaire zaten ürünleri kullandıktan sonra size de fikirlerimi paylaşmak isterim. Durum böyle. Sizin Ozonworld'dan denememi istediğiniz başka ürünler varsa ben markanın diğer ürünlerine de şans vermek istiyorum. Bu yüzden düşüncelerinizi, yorumlarınızı da ayrıca rica ediyorum. Lütfen benimle fikirlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Ürünü kullandıktan sonra beğendiniz mi diye söyleyin. Ya da Sevgi bu ürünü de dene sitedeki derseniz çok memnun olurum. Hem benim için de bir video içeriği olur. Daha aydınlatıcı olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için, yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka deneyimlerde görüşmek üzere. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.